Sen. Ben ya. Ne yaptın ona? Ben bir şey yapmadım. Ne yaptıysan sen yaptın ona. Nerede? Ne o? Çok mu göresin geldi? Bırak saçmalamayı! Dışarı vermek için ne istiyorsun? Kendini öldürmeli. Ölümünün bu kadar kolay olacağını zannettin. He Azze. Olmayacak. Ele hesabı ödemeden gitmek yok. Önce ödeyeceksin, sonra öleceksin. Dilşah nerede? Diyorsun ki sadede gelelim. Olur. Gelelim. Önce benim dediklerimi yapacaksın. Bir. Gidip soyadını mahkemede bırakacaksın. Benim aile adımı kullanmana iznim yoktur. İki. Derdim mal mülk değil. Dünya kadar malım var elhamdülillah. Ama sen aldıklarını geri iade edecek, ettireceksin. Üç, buradan defolup gideceksin. Konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun Füsun. Dilşah nerede? Ya ne yapacaksın Dilşah'ı? Bu zamana kadar sakladığın kadını şimdi neden ortaya çıkarmaya çalışıyorsun? Hazar'ı Miran'a öldürtmek için yeni bir plan mı bu? Ha? Miran'a anan yaşıyor. Ama babanı öldür sana onu öyle vereceğim mi diyeceksin? Yanlış kişiyle oyun oynuyorsun Füsun. Ben oyun oynamam. Bugüne kadar öldü bildikleri Dilşah'ı sakladığını duysa... Hazar'la Miran sana ne ederler hiç düşündün mü? Bence bir düşün. Ele konuş. Sana 3 gün mühlet veriyorum. Bu 3 günün sonunda bana istediklerimi yapmazsan... ...o zaman Hazar'la Miran'a kendi elimle götürüp Dişah'a teslim ederim. Ya da etmiyorum. Sana bağ. Haber bekliyorum senden. Sen Şadoğullarının düşmansaydın ya. Asıl düşman kimmiş?
Ben göstereceğim sana. Çok istiyorum ki gelmeni. Bir an önce kucağıma alayım istiyorum. Daha şimdiden çok seviyorum seni. O yüzden bu korkum, endişem. Ama sen korkma, tamam mı? Aman aman. Mercimeğimle annesi mi uyanmışlar? Günaydın. 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 Annelerin en güzeli. Ne? Aç bakalım. Ta 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 tam. İran? Ne İran? He? İyiyim İran. İyi, çok acıktım zaten. Haydi o zaman aç bakalım ağzını. Süt işte yumuşasın ağzındaki. Ne oldu? Kokuyorum İran'ı.
temiz gibi taze süt kokuyor. Halis, mulis, mandıra süt. Kaldır, kaldır vallahi. Midem şey oldu. Yemedin ama daha bir şey. Ben kaldırır mısın şunu? Anlaşıldı, değiştireceğiz sütü. Güzel hediye değil mi? Öyle. Canım kızgın. Bakıyorum şimdi gençlik hatasını telafi etmeye çalışıyor. Bilmiyorum ne yapacağım Miran. Güzel karım benim. İyi kalpli, merhametli meleğim. Sen demez misin hep? Herkes ikinci bir şans hak eder diye. Yani o mu? Baban. İyi biri. Evet, çok büyük bir hata yapmış. Hem de çok büyük bir hata yapmış ama... ömrü boyunca da kendini affetmemiş. Bilmiyorum. Sanki ona adım atarsam, ona karşı bir şey hissedersem... babama haksızlık edecekmişim gibi geliyor. Ama eğer baban... babam... öyle hissetseydi... zamanından hiç bahsetmezdi. Belli ki o da onun iyi biri olduğunu biliyor ki... senin tanımanı... onu affetmeni istedi. Eğer istersen konuşmak, aklındakileri sormak ya da sadece onun nasıl olduğunu görmek istersen seni ona götürebilirim. Ne oluyor? Anlarız şimdi. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Hayırdır? Öyle. Hayır, hayır. Arka tarafa bir şeyler yapıyorum sadece. Hayırdır, neler yapmışsın böyle? Hoş geldin babam. Buraya bebek odası yapacağım. Banyoyu da genişleteceğim. Çünkü o küçük banyo, hani bebeğin küveti girmez o banyoya. Yani yapabilirsem biraz da genişleteceğim. Genişleteceğim. Ortadan ikiye ayıracağım salonu, yatak odasını ayıracağım. Yani olacak 2+1. Madem burada kalmaya devam etmek istiyorsunuz... burayı bir elden geçirmek şarttır yani. Bayağı konak yapacağım diyorsun yani. Yok yok. Yani ben şimdilik aklımdakini bir çıkartacağım ortaya. İnce işin ustalar yapacak laf benden. Eyvallah. İyi, ben kahvaltı hazırlayayım size o zaman. Buraya mı çakılacak? He, tam oraya. Ha, geldiniz mi çocuklar? Oturun şöyle, oturun. Yengem, amcam uyanmadı. Ha, yok, çoktan kalktı. Reyhan'la Miran'ın evine gitti. Tadilat işleri varmış da. Ha, dediydi ya. E, niye haber etmedi? Beraber giderdik. Keşke haber verseydi amca.
Bir tek Miran'ın ameleliğini yapmadığın kalmıştı oğlum. Haklısın. Cihan. Hazar Azat'ın amcası. Miran da amcasının oğlu. Aynı kanı taşıyorlar. Senin kanında yani. Bu ailede destek olunacaksa olacağız. Sen yıktın. O vakit bırak da oğlun yapsın. Sağ ol yengem. Yapmış kadar oldun. Halleder onlar baba oğlu. Nasıl? Füsun Hanım gelmiştir. Aldın mı içeri? He, aldım. Hoş geldiniz Füsun Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağdoğullarına gün aydın olsun. Afiyet olsun. Rahatsız olmayın. Estağfurullah. Buyurun bir çay içelim. Müsaade var mıdır Nasuh Ağa? Buyurun. Hoş geldiniz. Aslan öldü. Bizler geride kaldık. Büyük acılar yaşandı. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Ben bugün buraya bir kere daha Şadoğlu'na düşman olmadığımı söylemeye, oğlumla gelinimi almaya geldim. Bunları böyle mi dizeceğiz? Baba. He. Bunları böyle mi koyacağız? Aynen. Ya sen gel bu işi yap, o ağırdır sana şimdi. Gel hele. Yok yok yok, hallederim ben, sıkıntı yok. Başlayalım şöyle. Hazat dedi amca sabah beni kaldır, ben de geleyim, yardım edeyim sana. Uyandırmadım. O da senin gibidir ha, elinden iş gelir onunla. Hazat iyidir. Öyle. Elimde büyüdü sayılır. Evlat yarısıdır benim için. Eğer sen istersen sana da kardeş yarısı. Biz konuştuk Azat'la. Yani daha doğrusu konuşmadık ama anlaştık. Çok şey yaşadık. Bundan dolayı birbirimizi iyi tanıyoruz. Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Ama Nasuha... Nedendir? Yani içinden geliyorsa. Ama bilesin seni Azat'tan ayırmıyor ha. Sağ olsun. Ama ben bu Cihan Bey'le aranın kötü olmasını istemiyorum. Yani ne de olsa ailenden biri. Miran. Bak hele. Bu taşlar asırlardır bu topraklarda. Aileleri korur. Sen de benim ailemsin. Oğlumsun. Öyle. Ama yine de benim yüzümden kimseye karşın almanı istemiyorum. Evlatlarım için kimi karşıma almam gerekiyorsa ben alırım. Evlat, baba için dünyanın en kıymetlisidir. Ben babamın kıymetlisiyim. Sen benim için çok kıymetlisin. Bak inşallah, inşallah yakında kucağına aldığında anlayacaksın. En kıymetli evladın olacak. Ama
Ne oldu? Ne oldu? Annem bana babadan seni bir duyaydı. Azize Hanım. Bana anneme ait bir şey verdi. Bakın Füsun Hanım. İcazet aldınız. Hoş geldiniz. Ama torunumun evi burasıdır. Baba. Can. Müsaade et ha. Torunun başka bir aileye gelin olmuştur Nasuh Ağa. Bak, iki oğlun da gelinlerinle beraber senin çatın altında yaşıyorlar. Benim oğlum da gelinim de benim çatım altında yaşamalılar. Böylesi münasiptir. Harun'un ailemize yalan söylediğini, sizin oğlunuz olduğunu bilmiyorduk. Haklısın. Yalnız olan olmuştur. Eğer Yaren isterse, sen de müsaade ver, yuva yıkılmasın. Yuva yıkmanın bedelinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz, değil mi? Yaren. Dedem, benim için münasiptir. Sonuçta Harun'la evliliğimize devam etme kararı aldık. Harun'un yeri kendi evidir. Benim yerim de onun yanıdır. Zaten uygun düşeni de budur. Araba hazır. Sizinin eşyalarınızı sonra aldırırız. Gözün arkada kalmasın Nasuh Ağa. Torunun önce Allah'a, sonra bana emanettir. Benim isteğimi geri çevirmedin. Müsaade verdin, sağ olasın. Şimdi hem dostuz hem de dünürüz. Eğer yine müsaade buyurursan bu akşam dünürlerimi misafir etmek isterim. Tabii tabii. Artık ahli olduğumuza göre seve seve kabul ederiz. Sağ ol. Kısmet olursa geliriz. Bu akşam ailemiz arasında özel bir merasimimiz var. Davetim yine de geçerlidir. Kapımız her zaman açıktır. Haydi. Selametle. Güle güle. Oğlum. Sen. Oğlum. Haydi dikkat et. Haydi. Geleceğim ben, senin bohçaları getireceğim. Haydi kızım. Tamam, üzülme artık sen de. Tamam, tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun Can? Ne yapmışım ben? Bu aile için daveti sen mi kabul edeceksin? Sen mi vereceksin icazeti? Biz kızımızla bu çocuğu evlendirdik mi? Evlendirdik. Artık o evin gelini, o evin kızıdır. Ne var bunda? Şadoğlu ailesi üzerine laf söylemek sana düşmez. Kızın için kararını verdin, tamam. Ama bu aile için bir tek laf edeceksen önce benim gözümün içine bakacaksın. Anladın beni? Bir daha bunu yapma sakın. Hayır baba, ben anlamıyorum. Niye gitmiyoruz ki yemeğe? O öylesi daha münasip değil mi? Bugün aile olarak biz toplanacağız. Reyyan gebe. Ah, alsın şimdi eline erkek torunu, sen o zaman gör curcunayı. Hem Miran için hem de yeni doğacak torunumuzun müjdesi için bu akşam masanın başında toplanacağız. Bu yemekle dosta düşmana Şadoğlu ailesinin her zaman bir arada olduğunu göstereceğiz. Miran'ı da çağıracağım. Herkes ona göre hazırlık yapsın. Bu akşam gelişkanda olacağız. Hepiniz orada olacaksınız. Sözümü çiğneyenin
sözünün hükmü olmaz bende. Bunu bilesiniz. Ya senin çocukluğun ne kadar güzelmiş ha Miran. O bir şey diyeceğim ha. Bahar sana benziyor biliyor musun? Bak bak. Bak, bak ağız, burun. Ha, aynı sendir Bahar. Ha? Fotoğrafı da alacağım ha. Ben daha hiç çocukluk fotoğrafım yok. Alacağım bunu, tamam mı? Allah aşkına bırakma kendini. Bak ben senin acını anlayamam. Ama yalvarırım sakın ben kendimi bırakırmayayım kızım. Geride sen varsın bir kere. Benim sadece biraz durmam lazım. Düşünmeye ihtiyacım var. Biraz uzaklaşmam lazım. Yok artık. Sen hangi yüzle bu konağa geldin? Çıkın gidin evimden. Gönül. Ben bir aslan beyim. Senin gibi. Onlar da benim oğlumla gelinim. Burada bizimle yaşayacaklar. Öncelikle sen bu konakta kalmak için kimden izin aldın? Sen ne zaman bu evin insanı olduğunda başkalarını getiriyorsun? Bu konak benim babamın konağı. Yanlışım var. Bu ev benim babamın evi. Bu konağı büyük dedem yaptırdı. Bütün aslan beylerin burada yaşamaya hakkı vardır. Onlar aslan bey değil. Bir evladım, öteki gelinim. Ben de buradayım. Onlar da benim yanımda duracaklar. O zaman annen de gitsin. Ha? Öyle değil mi? Neticede o da nikahla bir aslan bey olmuştur. Sakın. Sakın annemin adını ağzına alma. Ben seni tanımam, bilmem. Sultan sana aile büyüklerine nasıl davranman gerektiğini öğretememiş. O da haklı. Senelerce Azize'nin elinde ancak bu kadar terbiye verebilmiş. Sakın bir daha benim evimden beni kovmaya kalkma. Ben senin halan, düşmanın değil. Kardeşin öldü, öfkelisin. Ben de öyle.
Ama bunun sebebi ben değilim. Azze. Onunla meselemi ben halledeceğim. Ama şimdi bu konaktan bu kız gidecek. Gönül. Yürü. Gönül. Bırak. Bırak kolumu. Yaren'i bırak. Yoksa. Füsun hala Allah aşkına. Bak Azze gibi yapma. O kadın yıllarca bize eziyet etti. Yeni bir Azize'ye ihtiyacımız yok bizim. Madem beraber yaşayacağız, sulh içinde olalım. Kalan ömrümüzü huzur içinde geçirelim. Gönül gel buraya. Kızım, bu hayattaki en zor şey yalnızlık. Bunu en iyi ben bilirim. Aileni seçemezsin. Onlar senin ailen. Bir aile ancak bir aradayken güçlüdür. Harun'a düşman olma. Onu öteleme. Duygularına değil, kafanla davran. Bak yarın öbür gün bu evi sen yöneteceksin. Şu Yaren kapıdan girdiğinde ona sen izin vereceksin. Bunu neden yapacaksın biliyor musun? Çünkü Harun senin kuzenin değil mi Füsun? Doğru söylüyor anne. Anne. Bak. Mühim olan aileniz. Yaren değil. Harun Aslan'ı çok seviyordu. Kardeş gibiydiler. Birlikte mücadele ettiler. O Azize karısının maskesini birlikte yere düşürdüler. Harun cezayı değil, ödülü hak ediyor. He. Öyle mi? O zaman anlatsın da öğrenelim. Çünkü ben bir fedakarlık yaptığını bilmiyorum. Şadoğlu'na damat gitmesi mi? Yoksa Aslan'ı benden saklaması mı fedakarlık? Durumu stabil ama komada. Bir mucize beklediğimizi bilerek yaşamalısınız Sultan Hanım. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama hiçbir şey için kesin konuşamam. Biliyorum Doktor Bey ama ben hala inanamıyorum. Buradan sapasağlam ayaklanıp kalkacakmış gibi geliyor. Ya, eğer buna inanmazsan ben yaşayamam. Oğlum sen biraz burada uyu şimdi. Güzelce dinlen oldu mu? Sen buradan kalktığında, sapasağlam kalktığında ben her şeyi yoluna koymuş olacağım. Bütün ailemizi bir araya toplayacağım. Yaşayamadığımız bütün mutlulukları yaşayacağız. Ama şimdi seni saklamak zorundayım. Başkasının cenazesine sen diye sarılmak zorundayım. Sakın bana gönül koyma oldu mu? Sakın gönül koyma sen annene. Ben seni yaşatmak için yapıyorum bunu. Günü gelene kadar bu sırrı sadece ikimiz bileceğiz. Gönül bile bilmeyecek, anladın beni? Hala duygularıyla hareket ediyor. Eğer oğlum bu yataktan sapasağlam kalkmazsa ona ikinci defa kardeş acısı yaşatamam ben. Yaşatamam oğlum. Yaşatamam. Yenge. Yenge. Hadi. Hadi gel. Hadi gidelim artık hadi. Hadi. Harun bize yabancı olsa da o senin kuzenin. Tek akraban. Babaannen gibi yapma. Etrafındaki herkesi küstürme. Bak sonra onun gibi yapayalnız kalırsın. Bu hatayı yapma. Harun. Sırf annemi üzmemek için burada kalmanıza müsaade ediyorum. Ama o karın, onun en ufak bir hatasında cezasını keserim, anladın mı? Sen de anladın mı Yaren? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlacımız az kaldı ya. Siz şuradaki ağaçları ilaçlayın. Siz de fideler ekin olur mu? Anladım Zeynep Hanım. Bana emrin nedir patron?
Söyle, ben ne yapayım? Sen de beni aktara götür. İlaçlama için malzeme lazım. Sen beni şoförün zannettin ha? Sen demedin mi Emine diye? Şaka yaptık, şaka. Sen de ciddiye aldın, cevap veriyorsun ha? Patronum ben, patron. O zaman kesin götürüyorsun sevgili patronu. Sebep? Çünkü eleman olarak işletmen için aktara gitmem lazım. Hemen bir şey buluyorsun ha? Fırat. Hoş geldiniz. Beni arkadaşından tanıştırmayacak mısın? Zeynep Hanım, annem. Memnun oldum. Ben de kızım. Ben de memnun oldum. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ağaçları işaretliyordum da ilaçlama için. Kolay gelsin. Buralardayım. Niye geldin? Benden daha ne kadar kaçacaksın? Bilmediğin o kadar çok şey var ki. İdam mahkumuna bile son sözünü sorarlar. Sen o son sözü yıllar önce söyleyecektin anne. Sen ne yaptın? Sustun. Sakladın. Defalarca sordum sana. Yalvardım. Yetiştirdin. Bir şey yok dedin. Ya sen belki susmasan. Sen susmasan Dilşah Hanım belki de şu an yaşıyor da. İnanın hayatı mahvolmayacaktı. Benim. Gönlüm. Ama sen sustun. Şimdi konuşmak istiyorum. Şimdi ben konuşmak istemiyorum anne. Anladın? Konuşmak istemiyorum. Fırat. Ben size yardım edeyim. Oturalım isterseniz. Yok, yok kızım. Sağ ol, gerek yok. Sen de kusurumuza bakma. Çatının altına yareni almak kolay değil. Sırf sen istedin diye yaptım anne. Şimdi ben de senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Reyyan'la Miran'ın bebeğine dokunmayacaksın. Gönül. O söylediklerin aklımdan çıkmıyor anne. Bak anne, Fisunallah çok kötü bir kadın. Acımasız, vicdansız. Babaannemden bile daha kötü. Hissediyorum. Allah aşkına ona teslim olma. İnanma. Bak sen evlat acısı nedir biliyorsun. Masum bir bebeğe zarar verirsen senin Füsunola'dan babaannemden ne farkın kalır? Aslan'ın ölümünün suçlusu ne Reyyan ne de Miran. Bu onun hatasıydı. Bu hepimizin hatasıydı. Biliyorum. Biliyorsun o zaman o söylediklerin, o bedduaların. Dert söyletiyor gönül. İnsanın kalbindeki yangın diline vuruyor. İçimi açıp acılarımı sana bir göstersem... Ölümü dağlara vermişler, dağlar dayanamamış. Anaların, babaların günahlarını evlatları çekiyor. Bunu en kötü ben yaşadım. Belki de geçmişte yaptığım günahlardan ötürü... Aslan'ın... Ben hiçbir bebeğe zarar veremem, ben Azize değilim. Bana yapılanı hiçbir anaya reva göremem, Azize'ye bile. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum annem. Bundan çıkar herhalde ha? Daha şimdiden nasıl güzelleştirdim hayatımızı. Kim bilir geldikten sonra neler olacak. Ben, babam, dedem, anneannem, herkes çok sevecek seni. Dede.
geldin dede. Hoş bulduk kızım. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Usta getirseydiniz oğlum daha çabuk olurdu. Yağmurlar başlıyor, önümüz kış. Yok ya, biz burayı oğlumla beraber yapacağız baba. Büyük dedelerimiz de öyle yapıyormuş. Taşlarla. Sen de onların soyundan, kanından geliyorsun. Aç mısın dede, sofra kurayım. Yok kızım, ben döneceğim. Ben aslında Miran'la konuşmaya gelmiştim. Ne dersin oğlum, biraz yürüyelim mi? Fırat, ne oluyor? Annen ağlaya ağlaya gitti buradan, yazık değil mi? Ya bir şey olursa kadına? Zeynep, sen bu meseleye karışma. Ben meseleye değil, annene gösterdiğin tavra karışıyorum. Ona da karışma. Ya sen nasıl böyle vicdansız olabiliyorsun? İçim gitti kadıncağıza, git hemen peşinden, gönlünü al. Zeynep, konuyu kapatalım. Kalbim kırılmasın. Benim kalbim mi? Ya sen annenin kalbini paramparça ettin de mi? Farkında mısın? Asıl onu düşün, beni değil. Hem sen annene nasıl bu şekilde davranabiliyorsun Zeynep? Fırat? Sen ne biliyorsun da karışıyorsun ya? Ne olduğunu biliyor musun? Karışma, anladın? Karışma. Ben öyle güzel dede sözleri söylemeyi bilmem. Zaten öfkeli bir adamım. Sen biliyorsun. Benim gibi adamlar serttir. Bize hayatı sevgimizi göstermek için değil, öfkemizi gösterelim diye öğretmişler. Yani ben sana torunum diyeyim, sen canım kanım anla. Anladın mı torunum? Büyük hatalar yaptık karşılıklı. Çok büyük hatalar. Ama madem ki şimdi biliyoruz, o zaman biz biriz, bir aileyiz. Ben köküysem, sen dalısın bu ağacın. Bundan sonra seni koruyup kollamak benim boynumun borcu olsun. Seni evlat diye bağrıma basmak isterim. Torunum demek isterim. Ama öyle... Özür dilerim torunum senden. Özür dilerim. Zamanında anneni dinleseydim, ona inansaydım, bilemedim, iftiralara inandım. Günahım çok büyük, çok pişmanım. Geçmişi geri alabilseydim. Ama bu işler öyle hemen olmuyor. Belki senle biz dede torun olabiliriz. Azat'la olduğu gibi ha? İnşallah. O vakit, bugünden tezi yok.
Birlikte olalım ha. Aile olalım artık. Dost düşman herkes bilsin. Sen bizim kanımızsın, canımızsın. Düşündüm. Bugün senin için bir yemek vereceğim. Hepimiz o masanın çevresinde toplanacağız. Senin için. Bu akşam. Tamam mı evlat? Bu akşam. Valla çocuk değil ama benim karnım büyüyor. Sen böyle yemek getirmeye devam edersen bana yakında giyecek kıyafet bulamayacağım. Gördün mü yavrum bak, baban dinlemiyor hiç bizi. Tamam. Gitmek istemiyor musun? Of. Vallahi bilmiyorum Reyhan. Yani Nasuha'ya tamam dedim. Ama hazır hissedip hissetmediğimi bilmiyorum. Ben de istiyorum Ercimeğimiz. Böyle kocaman bir ailede sorunsuz, mutlu bir ortamda huzurla büyüsün. Ama işte koşup boyunlarına sarılıp ailem diyemem ki. O kadar kolay değil. Böyle hemen benimseme. Tamam, ararım ben şimdi. Gelmiyoruz derim ha. Zaten biliyorlar mide bulantılarımı ha. Sen ne zaman hazır hissedersen kendini o zaman gideriz. Hazar Bey, ne yapsak? Reyyanları arasak mı? Yok. Aramayalım ya. Arama. Nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Nasuha'ya bak. Mekanı kapatmış, masayı kurdurmuş torun için. Bizim evladımız öldü. Çekmediğimiz çile kalmadı. Kanınızdandır, alın bağrınıza basın diyorlar. Ya ondan tamam ya. Vallahi zaten oturduğum yere sığamıyorum. Sen de üstüme gelme. Cihan, ben seni kışkırtmak için söylemiyorum. Ama bak şu masaya, senin evladın burada mı? Değil. Abinin çocuğu için buradayız. Sana oturman gereken bir masa varsa o burada değil. Bizim evladımız tek başına orada öksüz gibi, yetim gibi bekliyor bizi. Ya tamam ha, tamam. Zaten bak saat kaç oldu, gelmedim ya efendi. Belki de hiç gelmeyecek. Hem dedesinden torununa güzel bir cevap oldu. Ya bizim ağzımıza da laf oldu işte ya. Biz geldik ama torunum gelmedi diye. Ya benim karnım acıktı. Yemekleri söylesek mi? Gelecekler baba, gelecekler. Geldiler. Herkese iyi akşamlar. Neneniz? Gelin çocuklar, hoş geldiniz. Oğullarım müsaade ederse İki torunumu da yanıma oturtmak istiyorum.
Bu masada sizleri böyle gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. İki yanımda iki yiğit. Neslimin devamı, soyumun güvencesi. Bir dede bundan gayrı ne isteyebilir ki? Evet. Masamız hazır. Misafirlerimiz gelsin, geçeriz. Boşuna beklemeyelim anneciğim. Yani Cihan babamlar gelmezler. Niyeymiş o? Nasuha'yı çiğneyemezlerdi ondan. İstersen Yaren'e sor. Yani Nasuha'nın izni olmadan kolay kolay bir şey yapılamaz o ailede. Allah Allah. Sen kendi adına konuş. Kocacığım. Yaren. Ailenin en kıymetli, el üstünde tutulan torunu olduğu için. Yani çocukluğundan beri bir dediği iki edilmemiş. O yüzden böyle konuşuyor değil mi karıcığım? Evet. İyi ya. Nasuh ağda Ma ile toplanır gelir herhalde. Madem Yaren ailenin en kıymetli torunu, böyle bir dostluk davetine icabet ederler herhalde değil mi? Daha vakit var, bekleyelim ha. Peki anneciğim. Onu al şunu. Koca bile bakarsın sonra. Anneannem seni de iyi gördüm. Sağ ol oğlum, iyiyim. Zehra kızından Allah razı olsun. Çok güzel ağırladılar beni. Bu Zehra da kumasının değil de kendi annesini ağırlıyormuş gibi, baksana. Ya anne, ortam zaten gergin, sen de daha alevleme. Sus. Gideyim ben diyorum ama babam bırakmak istemedi. Ya Şükran, sen bizim başımızın tacısın, olur mu öyle şey? Hem öyle köyde bir başına olman içimize sinmez. Konakta kal ki daha sık görürüz seni anneanne. Güzel kızım benim. Ben aslında istiyorum seni bizim eve getirmek. Ama malum biraz küçük. Ama odalar bitince o zaman belki... Ne demek Miran? Bizim eve götürmek. Konak sizin değil mi? Ha? Hepinizin değil mi? Şükran, sizi bırakmayız. Kış günü köy soğuk olur. Bizimle kalırsınız. Sağ ol Nasuha. Eksik olmayın. Milli anneannemiz de vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Benim annem şöyle ağırlanmadı ha bu masalarda. Benim size diyeceğim başka bir şey var. Yeni bir torunumuz olacak. Daha doğrusu torunumun çocuğu. Büyük dede olacağım. İran, Reyhan, sizin bir eviniz var. Aileniz var. Sizin yeriniz bizim yanımız. Sağ ol dede. O vakit müsaade edin hep birlikte olalım ha. Evladınız konakta büyüsün. Bahar'la, Gül'le, Hüma Bebek'le oynasın. Hep birlikte olalım. Huzur içinde. Müsaade var mı? Benim de birkaç lafım olacak. Şimdi ben de bir Şadoğlu olarak diyeceğimi diyeceğim. Ben ailemle buraya geldim. Eyvallah. Miran... Abimin oğludur, ona da eyvallah. Ama aynı çatı altında yaşamaya müsaade etmiyorum. Benim oğlumu silahla vurmuş bir adamla aynı çatı altında yaşamam.
Can, kesin. Ben daha ölmedim. Bu çatıyı da başınıza ben koydum. Başka meselelerde sözüm kıymetlidir. Ama burada ailemden kimseyi ayırt etmem. Yaren'i ayırt etmediğim gibi Miran'ı da ayırt etmem. E tamam o zaman işte. Atasın, babasın. Söylediğin neyse yapacağın da olsun. Bak, benim kızım orada. Ama ben sana saygı duyduğum için burada. Ama daha fazlasını benden beklemem. Yapma. Şimdi müsaadenle. Azalt hanım, haydi. Tamam. Sakin. Oğlum ben zaten sakinim. Bak oğlumu vurmuş adamla aynı sofrada oturuyorum. Ama aynı çatı altında yaşamam. Tamam. Evlatlarımı da kimseye ezdirme. Haydi. Ya yeter. Ya senin benim evlatlarımla derdin nedir ya? He? Zamanında kızımı ezdin. Şimdi sıra oğlumda. Miran benim oğlumdur ha Cihan. Sen amcası olmak istemiyorsan olma. Ama sana düşmanlık da yaptırmam. Baba. Oğlum babasının evine girmek mi istiyor? Girecek. Kalmak mı istiyor? Kalacak. Anladın? Hadi biz gidelim. Siz kalacaksınız. Oğlum, otur. Gitmek lafını kim çıkarıyorsa o gider. Kimin gidip kimin kalacağına babam buradayken sen mi karar veriyorsun abi? Ha, ben karar vereceğim. Oğlum kalacak. Ama sen gitmek istiyorsun madem, müsaade senin. Kimsenin gerilmesine gerek yok. Biz zaten konağa falan gelmeyeceğiz. Nasuha, teklifin için çok teşekkür ederim. Ama zaten biz babamın odaları da bitirince evimizde yaşamaya devam edeceğiz. Ondan dolayı kimsenin düzenini bozmaya, tadını kaçırmaya niyetimiz yok. Benim muhatabım sen değilsin Miran Aslan Bey. Şadoğlu. Miran bir Şadoğlu Cihan. Sen niye Miran'ı aileden sayamıyorsun amca? Ben söyleyeyim niye? Çünkü eğer onu aileden sayarsan öz be öz yeğeni ölüme terk ettiğini de kabul etmek zorunda kalacaksın. Miran Azat yaşasın diye onu vurdu. Sen bile bile ölüme bıraktın öz yeğenini. Beyan, sen de benim muhatabım değilsin kızım. Evet annem, biz duyacağımızı duyduk. Haydi oğlum, yürü. Tamam. Tamam, bak burada ailemizle birlikte, sen. Azat. Azat, haydi gidiyoruz. Tamam. Ne olursa olsun, onlar bizim ailemiz, ha? Yapma. Ben bir şey yapmadım değil mi? Ben bir şey yapmadım. Sen yap. Otur yerine. Burada bir yemek yiyeceğiz. Azat. Gel oğlum. Gel otur sen. Miran. Azat. Siz böyle yapmayacaksınız. Torunlarımsınız. Evlatlarımın evladısınız. Biri babanız, biri amcanız. Düzelecek. Ha? Düzelecek. Bu aileden kimse kopmayacak. Çalın gecemiz neşelensin. Hadi. Anne. Hadi kalk. Hazırla. Anne, Cihan Şadoğlu'yla aynı sofraya oturmam ben. Tamam, sustum. Sineye çektim. Ama o kadarını da isteme benden. İsteyeceğim. Sen bu evin sahibisin. Bu kapıdan kim girecekse senin izninle girecek. Bu sabah abluda kendini bu evin reisi ilan ettin. Herkes anladı ki sen izin verdiğin için Yaren bu evde kalıyor. Bunun yıkılmasına izin verme. Hadi kalk. Hazırlan.
avlayan çık her kim olursa olsun misafirlerini karşıla. Bugüne kadar bizi hep Azize yönetti. Bundan sonra kimseye boyun eğmeyeceğiz. Sen sahip çıkmazsan elindeki her şeyi alırlar. Eğer masumları bu kadar çok korumak istiyorsan kötülerin güçlenmesine müsaade etme yavrum. Kuramadığın ailenin erkekleri, sevdiğin oğlun, torunun, gitseydin, peşine düşseydin, nefretine değil sevdana inansaydın, o sofrada sen de olurdun Azize. Sen de böyle hasret kalmazdın evladına, torunun elinden çekmezdin. Sevdiğinin yanında olurdun. Böyle köşelerde gizli saklı bir başına seyretmezdin. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Aslan Bey konağına, evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun salona geçelim. Leyla. Hamile de kendisi. Yok yani benim karım. Benim karım, karım. Hamile de. Reyhan. Giriyorum bak. Ne oldu böyle? Ha? Ya ne oldu böyle? Yediğin yemekler falan mı dokundu acaba? Ha? İyiyim, iyiyim. Tamam. Tamam dedim ki. Hayır, bir doktora gidelim biz en iyisi. Ha? Ya da hatta ben Fırat'ı arayayım, doktoru getirsin. Doktorluk bir şey yok. Ya nasıl doktorluk bir şey yok? Bak yüzüm bembeyaz oldu. Yürün, iyiyim diyorum. Annelik kolay mı öyle? He? Herkes yaşıyor bunu. Her kadın yaşıyor. Tamam, ben şımartıyorsun, hoşuma gidiyor ama... geçti bak, abartmayalım. He? Vardır bir çaresi. Yok, tamam. Vallahi geçti. Bak mercimek. Sana diyorum ha. Öyle anneyi yormak yok. Usul, usul, yavaş yavaş büyüyeceksin, tamam mı? Böyle anneyi yormak yok. Duyamadım. Söz diyor, söz. Ha, aferin. Reyhan, ben buraya üçümüz için geldim. Zaten bu ortam, herkes her şey biraz da fazla gelmedi değil. Eğer senin de canın sıkıldıysa... Yok, yok. Hiç sıkılmadım ben. Yani ben bu anı o kadar çok bekledim ki... babamla seni böyle görmeyi. Ne olur kalalım, ha? Çocuğumuza anlatacak güzel günlerimiz, gecelerimiz olsun. Nereden nereye geldik bir bak. Neler başardık, görmüyor musun? Ben her şeye rağmen o kadar mutluyum ki vallahi içim içime sığmıyor. Böyle utanmasam kalkıp oynayacağım. Kalalım o yüzden. Madem canını oynamak istiyor, oynayalım o zaman. Nasıl? Şimdi mi? Burada mı Mira?
İstersen eve gidip baş başa oynayalım. İyi. Reyhan. Biz bugünleri çok bekledik. Ama en çok da sen bekledin. Böyle beraber bir masada oturmak, ailecek, bir oynamak. Bu kadar basit şeyler için bile o kadar çok bekledin. O kadar çok bedel ödedin ki ben en azından bunu sana borçluyum. Ve artık hiçbir hevesin kursağında kalsın istemiyorum. Hadi çalın bir Reyhani. Mine'ye bak da ikini de değiştirdi seni. Beni sen değiştirdin. İyi ki de değiştirdin. Azize. Hırsız gibi evladımı, torunumu seyrediyorum değil mi? Ettikler bir bedel. Dişah. O yaşıyor mu? Yaşıyor. Sakladığım yerde değil ama bulacağım. Onu oğluna, sevdiğine kavuşturacağım. Bu kadarını nasıl yaparsın Ayşe? Nasıl yaparsın? Günahsız bir çocuğu anasından ayrı nasıl büyütürsün? Ben de günahsızdım Nazo. Benim oğlum da günahsızdı. Ama bak, bizi ayırdılar.
İran'ın intikamı için anasının yanında nasıl yetiştirecektim? Her şeyi düzelteyim. Yaptıklarımın bedelini ödemeye hazırım. Düzeltebilecek misin? Düzelteyim istiyorsun ama bana inancın yok değil mi? Nasıl? Deneyeceğim. Deneyeceğim. Ama yaptığım her şeyi mahvetmeye hazır bir düşmanım var. Fisun. Kim bilir onunla ne acılar çektirdin ha? Sadece Aslan Bey soyadını aldım. Senden ne istiyor peki? Her şeyim. Adımı, varlığımı, her şeyimi istiyor. Korkum onun ne kadar tehlikeli olabileceğindendir. Benden ne istiyorsun Azize? Füsun'a dikkat et. Aileni ondan uzak tut. Eğer Hazar'ın oğlumuz olduğunu öğrenirse her şeyi bitirir Nazım. Baba! Oğlum Hazar. Ne demek oluyor bu? Ha? Ne yapıyor bu kadın burada? Senin ne işin var onunla? Sandığın gibi değil oğlum. Ona bak. Yangından beni kurtardın diye sana inanacağıma sanıyorsan sanmayasın. Sakın. Zaten canımı almak isteyen sendin beni. Ama gördün mü bizi? Gördün mü içeride? Mutluyuz, mutlu. Sana rağmen biz mutluyuz. Tahammül edemiyorsun değil mi sen buna? He? Ben buraya kötülük etmeye gelmedim. Bizi baba oğul olarak görme. Dayanamıyorsun sen, dayanamıyorsun. Kafama sıkmasını beklediğin çocuk boynuma sarılıyor. Hazmedemiyorsun değil mi sen bunu? Hazar, sandığın gibi değil oğlum. Sen ne sandın peki baba? He? Ya bu kadın sana ne diyor baba? He, ne diyor da ikidir onun karşısında susmuş oluyorsun böyle? Hazar, yeter! Oğlum çık git. Ya Allah beni affetsin. Ben senin yüzüne bile bakmaya dayanamıyorum ya. Git git uzaklaş bizden. Yalanlarını, planlarını, nefretini al git. Uzak dur benim ailemden. Bak içeride o avluda gördüklerin için gözümü bile kırpmam demiştim sana. Bana sözümü tutturma kadın. Git git git. Oğlum yapma yapma. Yeter! Yapma! Ama bu ne oluyor? O kadın intikam bitti dediğinde sana bir soru sordum. Dedim baba bu neyin pazarlığı? Tekrar soruyorum ha. Senin benden gizlediğin bir şey mi bu? Yok oğlum bir şey gizlemiyorum. Ne işi varmış bu kadının burada? Azize barış istiyor. İntikam istemiyor. Kaybedecek bir canı yok artık. Sen de inandın ha? İnandım. Baba. Bak. Zamanında benden bir şey sakladın. Bunlar oldu. Oğlum bensiz büyüdü. Seni de suçlayamıyorum. Ama bir daha yapma. Sakın yapma. Son kez soruyorum. Benden bir şey mi gizliyorsun? Yok oğlum. Yok. Bir şey gizlemiyorum, yok. Aa.
Asiye Hanım. Kahveler nerede kaldı? Misafirlerimizi bekletmeyelim. Saat geç oldu. Misafirlerimiz yabancı değildir Gönül. Ama sen yorulduysan müsaade isteyebilirsin. Benim dünürlerimle konuşacak çok önemli meselelerim vardır. Füsun Hanım'ın hakkı var. Eğer yorulduysan... Ne de olsa aile sayılırız kızım. Bize ayıp olmaz. Kendini zorlamana gerek yok. Evet, sen de haklısın. Azze ile büyüdün, normal. Ama artık ben varım. Ev sahibi olarak misafirlerimizi yalnız bırakmam yakışık almaz. Ama sizin için geç bir saat oldu tabii Füsun Ala. İsterseniz siz buyurun, istirahat edin. Malum yaşlılık zor. Füsun ortalığı boş bulmuş, at koşturuyor. Sen hangi yüzle geldin buraya? İnsan evine hangi yüzle gelir? Burası senin evin değil. Burası benim evim. Sen istedin diye gitmedim buradan. Ama korkma, geri dönmeyeceğim. Bu konak benim sana başımın gözümün sadakası olsun. Ben buraya gelinimle torunum iyiler mi diye bakmaya geldim. Sen yokken herkes çok iyi. Tekrar kovulmadan çık git. Buradan nasıl, ne zaman çıkacağıma ben karar veririm. Sen zahmet etme. Ama önce bir soluklanalım. Asiye, bana bir kahve yap. Kızın sonunda işe yaradı he Cihan. Şadoğlu'nun da bulamadığın yeri Aslan Bey de buldu. Yer yurt meselesi değil, insanlık meselesi. Senin nefretinle yerle bir ettiğini biz insanlıkla düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bana karşı güç kazanmak için Füsun'a yanaşmadı. Öyle olsun. Sen herkesi kendin gibi bilme. Emin. Çık git. Çık. Harun Bakırcıoğlu. Buyurun inşallah. Buyurun benim memur bey. Hakkınızda tutuklama emri var. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Memur bey hayırdır? Görüyorsun ya Füsun. Benim girdiğim ortamda öyle ya da böyle insanlar ayağa kalkar. Ne için ben... Tamam. Harun. Miran, ne o? Soybağ dilekçesi. Babamın sana yemekte verdiği kağıt. Şadoğlu soyadını almamış. Babam bir an önce onun oğlu olman için her şeyi yapıyor. Sağlayacak mısın? Aslan Bey soyunu taşımak istemediğimi biliyorum. Sadece onun için mi? Yani eğer kendini Şadoğlu gibi görüp görmediğimi soruyorsan... Bilmiyorum. Kağıtların bir önemi yok. Önemli olan senin ne hissettiğin. Ne hissettiğimi bilmiyorum ki. Her şey çok hızlı oldu Reyhan.
ne hissettiğimi, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yadırgama beni. Kızma. Olur mu öyle şey Miran? Anlıyorum ben seni. Kendimden biliyorum. Her şey öyle bir anda oldu. Zorlanıyorsun, şaşkınsın. İleri adım atsan bir türlü, geri dursan bir türlü. Yıllarca özlemini çektiğim şeye kavuşmak hiç kolay değilmiş. Şu an onu anlıyorum. Aile olmak gerçekten hiç kolay değilmiş. Sen kendini zorlamayı bir bırak. O zaman her şey yoluna girecek. Hem ne kadar sürerse sürsün ben bu akşam seninle gurur duydum. Bir kez daha aşık oldum sana. Ne? Ne oldu? Aşık oldum. Yine. Ben o yemeğe her gece giderim artık. Bak gördün mü? Böyle ruh halimiz birden değişiyor ya, en sevdiğim şey o. Ne yapalım? Dışarısı zaten zor. En azından şu kapıyı kapattığımızda hiç kimse hiçbir şey bize ilişmesini istiyorum. Yoruldum ben, hadi azıcık yatayım şöyle. Soyadımı aldım seni. Ya Reyhan Hanım, kaderde Şadol olmak da varmış. Sen hep Şadoluymuşsun. Bu da mercimek Şadolu. Yavrumun adı mercimek kaldı. Ne yapalım? Öğrenemiyoruz ki cinsiyetini. Yok mu onu önden öğrenmenin bir yolu? Miran. Var, var. Neymiş? Yüzük testi. Yüzük testi? He. Harun nerede peki şimdi? Ne demek bir şey demediler? Ya buradan gittiğinden beri bir şey öğrenemedin mi anne? Ne bağırıyorsun ya? Sanki Harun'u ben tutuklattım. İyi tamam. Beni de haberdar edin. Allah Allah ya. Ha, Asiye. Efendim? Şu hani yukarıda önünde masa olan güzel oda var ya. Evet. Heh, işte benim eşyalarımı oraya yerleştirin. Reyhan Hanım'la Miran Bey'in odasından mı bahsediyorsunuz? Orası Reyhan'ın odası mıydı? Evet. Ha, iyi. Sonuçta artık Reyhan'la Miran olmadığına göre bizi de oraya yerleştirmende bir sıkıntı yok değil mi? Hadi yerleştir. Hı. Hadi. Hadi bakalım. Hasta, hasta. Bu oda artık bana ait Reyhan'cığım. Thank you.
Senin ne işin var burada? Gönül. Burası Reyyan'la Miran'ın odası. Bu boş odayı anıt gibi saklayacak halin yok değil mi? Sonuçta artık onlar burada yaşamıyorlar. Ben yaşıyorum. Biz yaşıyoruz. Yani bu oda tabii ki bizim için olacaktı. Öyle mi? Kimden izin aldın? Pardon? Kimden izin alacakmışım? Unutma ki Gönül. Ben Aslan Beylerin geliniyim. Yani senin kuzeninin karısıyım. Sen hala bana ne anlatıyorsun? Ne konuşuyorsun boş boş? Defol git buradan. Allah Allah ya, şuna bak. Bakıyorum da Füsun Hanım yokken senin sesin bayağı yüksek çıkıyor ha. Tabii. Kendisi seni şu an görmüyor diye bunları duymayacak sanıyorsun değil mi? Bak sana bir tavsiye, elbet duyacak ve bundan da hiç hoşunuz olmayacak. Bana bak, seni gebertirim. Ben Reyyan değilim. O sana kıyamıyor olabilir ama ben kıyarım, anladın? Yürü. Yürü. Yürü Gönül. Yürü. Şimdi beni dinle. Sen bu konakta hanımdayın, sığıntısın. Bu bir. Bir daha bırak o odaya girmeyi, kapıya elini sürmeyeceksin. Bu iki. Eğer benim sözümün üzerine tek bir söz edersen... O gün kocanla seni kapının önüne koyarım. Bu da üç. Gönül bırak. Burası benim evim, anladın? Bundan sonra gelinle her gün tekrarlayacaksın. Burası Gönül Aslan Bey'in evi. Ben bir sığıntıyım diyeceksin. O oda Reyyan'la Miran'ın odası. Anladın? İster içinde yaşarlar, ister yaşamazlar. Bu konak yanıp yıkılana kadar bu böyle kalacak. Anlaşıldı mı Asiye? Peki efendim. Şimdi gir içeriye, eski haline getir, Yaren'den arındır. Sonra da getir anahtarı bana teslim et. Eğer bana tek bir sebep daha verirsen seni kapının önüne koyarım. Senin bu konaktaki yaşamın Harun'a değil, Füsun Hanım'a değil, benim kararıma bağlı. Bunu aklına iyice sok, anladın? Bunlara mutfağın yanındaki odayı hazırlayın. Sakın Elif'in odasına dokunmayın. Eğer Füsun Hanım bir şey derse bana gönder, gelsin bana desin. Anladın? Anladım efendim. Gel anne, gidelim. Madem savaş istiyorsun Gönül, hey, savaşacağız. Kimin kaybettiğini göreceksin. Yaren Hanım. Sakın! Sakın! Annem Gül'ü hamileyken Melike yaptı. Nenesi köyde herkese bu testi yapıyormuş. Nasıl yapacağız peki? Şimdi sen ipi böyle tutacaksın yukarıdan. Eğer ileri geri sallanırsa erkek, daire olursa kız. Ya hadi Reyyan, bırak ya böyle saçma şey. Nisan, adet diyorum ya, niye dalga geçiyorsun? Ölecek misin yapsak? Mercimek, babam. Kusura bakma ama doktor senin cinsiyetini söyleyene kadar işte böyle annenle abuk subuk şeyler yapacağız. Biz de böyleyiz, ne yapalım? Konuşma öyle çocuğa abuk subuk diye. Sallama elini. Vallahi sallamıyorum. Heyecanlandım sadece, titriyorum. Daire. Kızımız olacak o zaman ha? Vallahi kızımız olacak. Bak bak bak, nasıl dönüyor Reyhan? Ya sen kız istediğin için öyle yapıyorsun Miran. Ben yapacağım. Gayet dönüyordu işte. Erkek geliyor. Asıl sen ileri geri sallıyorsun. Erkek istediğin için. Baksana. Dur bir dakika, yap, sallama ileri geri. Ne oldu maşallah, saçmalık diyordun, benden çok inandın, ha? Ya neyse. Erkek kız fark etmez. Bizim ikimizin. Böyle sağlıklı olsun. Seni yormadan bir an önce gelsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir şey diyeceğim yalnız. Hı.
Senin doğuracağın çocuk da sanat eseri gibi bir şey olur ha. Benim de küçük bir katkım olur. İyi madem, müzeye koyarız çocuğu. Ne yapıyorsun şimdi? Ya dur bir dur bak, cinsiyet öğreneceğiz şuradan. Ne yapayım? Ben de heyecanı arttırıyorum biraz. Her yeri gelmişken de şimdi sen bunu biraz daha cüzdanında taşı, tamam mı? Benim heyecanım çok artıyor o zaman. Yalan mı Miran? Takmıyorsun hala? Reyhan. Ya Reyhan vallahi ben olanlardan unuttum gitti. Ha unuttun yani. Maşallah özür kabahatinden büyük. Boş elle gezmek ne demek dışarıya karşı ben tekim demek. Tek misin sen? Ya Reyhan Allah aşkına ben kime tekim diyeceğim? Zaten insan mı görüyoruz sanki? Dışarıdaki odunlara mı ben tekim diyeceğim? Ha sen insan arıyor senin gözlerin. Ha? Hayda. İyi. Ben daha sana bir şey demiyorum. Ya Reyhan. Vallahi yani beni de yüzük takmaktan kaçan adam yaptın ya, helal olsun sana. Artık şu parmağım çürüze bile çıkartmam bunu. Ha yüzükleri değiştirirsek bile yenisini bunun üstüne takacağım. Şşş. Dünyanın en güzel annesi. Tatlıya bağlayalım diye. Öyle her akşam tatlıya bağlayamayız. Neymiş? İstersek bağlarız. Can. Dur bir dur bak. Çikolata Cihan, niye tutukladılar ki bu çocuğu? Tamam abi sakin ol, merak etme. Yanlış bir anlaşılma olmuştur, olur. Nasıl yanlış anlaşılma ya? İki bireyle şey... Tamam. Kendimce taksaya götürdüler. Tamam, sakin ol işte. Ha, geliyorum. Aa, Harun nerede? Füsun'u bırakmadılar mı? Buraya hiç gelmemiş. Harun Bakırcıoğlu adına bir soruşturmayı kimse bilmiyor. Vay! E ne olacak şimdi? Cihan bir şey yap hadi, girsen sor. Tamam tamam. Belki başka bir birime götürmüşlerdir, ne bileyim. Başka bir... Ya ben bir araya, araştırayım. Yok Cihan, avukatlar, memurlar hep araştırıyor zaten. Dilşah'ı ver, oğlunu vereyim. Gelinime karşılık oğlum. Hangisi daha kıymetli? Ne oldu? Füsun'un kötü bir haberi yok inşallah. Kiminle aşık atmaya kalktığını sakın unutma Füsun. Bir daha da beni sakın tehdit etme. Gün doğana kadar vaktim var. Düşün, taşın. Füsun Hanım. Avukat aradı. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Diyarbakır'a nakletmişler, yoldalarmış. Oh, tamam, çok seviyordum. Şey. Hadi buyurun gidelim benimle. Yok, yok, gerek yok. Avukat halledecek zaten. Zahmet etmeyin sizce. Ya olur mu öyle şey? Biz artık aile sayılırız. Hem Harun da benim oğlum gibidir. Hadi buyurun. İlla ki. Cihan, gerçekten benim de yapabileceğim bir şey yok. Olsa geliyorlarmış zaten. Sabaha salarlar. Evde olur o sabah. Haydi, iyi geceler. Geceler. Aa, vallahi gitti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadınla bir iş var. Dedi de dersin. Kes Umar. Cihan. Gidip yarın o deliler evinden alalım mı? Ha? Bak daha ilk geceden tek başına kaldı kız. Kocası da yanında değil. Benim içime hiç sinmiyor. Haydi alalım. Yok yok olmaz Handan. Olur mu öyle şey? Artık orası onun kocasının evidir. Ya kendisi istemedi mi gitmeyi hem de? E tam alışacak o zaman. Hem Füsun Hanım da doğru söylüyor. Yani soruşturacaklar, salacaklar. Tamam hadi sen merak etme yürü. Hadi yürü gel. Bakalım anan ne yapacak? Her şey. Sen annemin ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu bilmiyorsun. İnan bana sen bile onun yanında merhametli kalırsın. Annem beni bir şekilde elinden kurtaracak.
sana da istediğini vermeyecek. En azından sağ olarak. Bunu göze alabilecek misin? Hem sen onu neden istiyorsun? He? Bunca sene saklamışsın. Şimdi neden ortaya çıkarttın? Amacın ne? İntikamı bitirmek. Sen intikamı bitirmek istiyorsun. Neden? Sen kimsin ki sana anlatacağım? Buradan çıkmanın yolu ananın dişahı vermesi, o kadar. Vermeyecek. Annem beni bir şekilde buradan çıkaracak. Sana da istediğini vermeyecek. En azından sağ olarak. O kadarına cesaret edemez. Sen annemi tanımıyorsun. İnan bana daha fazlasına cesaret eder. Bak. Ben kimse ölsün, acı çeksin istemiyorum. Buna sen de dahil. Dişah yerini benden başka kimse öğrenemez. Anneme de kaçıp kurtulduğumu söylerim. Füsun'un oğluna neden güveneyim? Geçmişine dair her şeyi bilip sustuğum için mesela. Ne biliyorsun? Ayşe, nasıl o ayı? Sana zarar vermek isteseydim çoktan konuşurdum. Ama ben sustum. Çünkü ben de bu işi bitirmek istiyorum. Aslan öldü. Gönül de ben de bu işin diğer kurbanları olmayalım. Öz ananı ihanet edeceksin ha? Annem de dahil herkes hayatta kalacaksa evet. İhanet edeceğim. Senin savaşın Aslan'ı aldı. Onun savaşının geriye alacağı sadece Gönül ve ben kaldık. Ve ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Ne diyorsun? Anlaştık mı? Dişah'ı sana geri vereceğim. Ama sen de bana bunun sağ kalacağına dair garanti vereceksin. Onu oğluna teslim edeceksin. Miran'a. Zehra, hayatta olmayan bir kadın mı kıskanıyorsun? Ne demek bulamadınız? Mazeret değil, oğlumu istiyorum. Yerin altını üstüne getirecek, gün doğmadan onu bulacaksınız. Anladınız mı? Harun, neredeydin? Nasıl bıraktı seni? Ne oldu oğlum? Kaçtım. Ama senden önce benim sana soracaklarım var. Dişi Hanım yaşıyormuş anne. Sen almışsın onu elinden. Neden? Ne yapmaya çalışıyorsun? Madem Dişi Hanım yaşıyordu, neden oğluna götürmedin? Neden sen de Azize gibi sakladın onu? Ben zaten onu oğluna vereceğim. Verseydin o zaman. Bak ben buradayım, iyiyim. Kurtuldum. Ara Miran'ı gelsin alsın annesi. Aslan'a olanları unutayım ya. Aslan'a olanlar senin hatandı. Aslan'ın kendi hatasıydı.
Her şeyi gizlediğiniz için oldu tüm bu olanlar. Şimdi Dişe Hanım'ı saklıyorsun. Yapma. İnsanlar bizim oyuncağımız değil. Ben Dişah'ı oğluna vereceğim. Ama önce Azze'nin kolunu kanadını kıracağım. Sen bu işe karışma. Sonrası Miran'la Azze'nin meselesidir. Sen Miran'ı katil etmek mi istiyorsun? Ha? Azze'nin katili mi olsun adam? Miran katil olur mu bilmem. Ama dediğim gibi sonrası onların meselesidir. Anne sen. Azze. Sen kendi nefretin için Miran'ın yakasına yapışacaksın öyle mi? Yapma. Bırak. Bitsin gitsin bu konu. Bırakayım öyle. Azze benim ailemi dağıttı. Her şeyimi elimden aldı. Şimdi ona merhamet edeceğim. Ha? Bu konu hakkında bir laf daha etmeyeceksin. Anne. Ben ne dersem el olacak. Anladın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda mı? Hı hı, problem yok. Hadi gel. Eldeki kuş, daldaki kuştan iyidir derler. Ama sen elindekini tutamadın. Kaybettim. Harun'um da yanımda. Zarar vermek isteseydim oğlumu bir daha göremezdim. Sana hatırlatmak istedim. Neler yapabileceğimi hatırlatmak istedim. Doğru. Hatırlattın. Elimdekinin senin için ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattın. Sen Miran'ı avucunda tutabilmek için Dişah'ı kullanacaktın. Çünkü Miran senin gücündü. Ama sen gücünü kaybettin. Şimdi ne avın ne de avının önüne atacağın bir yemin var Azze. Oğlunu aldıracağımı biliyorsun değil mi? Nasıl? Alınca söylerim. Sen bir halt karıştırdın ya. Ney acaba? Ne demek ben gideceğim? Ben ne olacağım? Sen bu evde kalıp bu evin hanımı olacaksın. Hak ettiğin gibi. Hayır. Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Seni kaybedeceksem eğer bu evin hanımı olmanın ne anlamı var ki? Anne ben yapayalnızım zaten. Sen yoksan benim kimsem yok. Gönül. Tamam. Birlikte gidelim. Madem gitmek istiyorsun, ben de geleyim Kars'a. Burası senin evin. Hemen temelli gitmiyorum ki. Şifa bulup döneceğim. Hem şimdi sen de gidersen bir daha dönecek çatımız olmaz. Hayır. Sen de gidemezsin. Bırakma beni. Ben sana şifa olurum. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Korkma, kendime kötü bir şey yapmayacağım. Aksine daha da güçlerim geleceğim. Ne olur beni anla, bana izin ver. Yaralarımızı saralım. Ben sensiz hiçbir şey yapamam. Yaparsın. Yaparsın. Onca zamandır benim yüzümden yaptıkların, mecbur kaldıkları yüzünden bu hale geldin sen. Tek başına daha da güçlü olacaksın. Sen doğana kadar her gece şarkılar, türküler söyleyeceğim sana.
Baban da çok sever Türkiye'yi. Şimdiden sesimi duy ki güvende olduğunu bil. Sesimizi duy ki doğduğunda bizi çok sev. Ama sakın babana duyurmayalım he. Yoksa olur olmadık türkü söylemeye başlar. Bu tepe, bu tepe, neni de yârim neni. Su gelir sere serpe, eski de yârim hani. Bu tepe, bu tepe, neni de yârim neni. Su gelir sere serpe, eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş, neni de yârim neni. Uyardım öpe öpe, eski de yârim hani. Bu tepe, bu tepe, neni de yârim neni. Su gelir sere serpe, eski de yârim hani. Bu tepe, bu tepe, neni de yârim neni. Su gelir sere serpe, eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş, neni de yârim neni. Uyardım öpe öpe, eski de yârim. İyi geceler yavrum. İyi geceler babası. Uzun zamandır ilk defa huzurla uyudum. Huzurlu olmam için hiçbir sebep ama kollarındaydım. Az zaman sonra yine kollarımda olacaksın. Ne kadar zaman sonra anne? İyileştiğimizde. O zaman çabuk iyileş. Benim için. Senin için. Toparlayacağım. Her şeyi toparlayacağım. Yine gözümün önünde, dizimin dibinde olacaksın. Ama sana dediğimi sakın unutma. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Güle güle Sultan. Bu ayrılık sana şifa olsun. Tez dön. Yapacak daha çok işimiz var. Benim tek işim kızımın yanına geri dönmek. Oğlunun hayatına mal oldular. Öcünü almayacak mısın? Ben hesabımı mahşere bıraktım. Bedelini Allah sorsun. İnsan hesabı kendi görmeye kalkınca illaki borçlanıyor. Bir evladın var. Gersin bırak. Çünkü sen nereden vurursan Allah da seni oradan vuruyor. Annem. İyi ki benim annemsin canlarım. Güzel kızım. Anne. Thank you.
senden aldığım her şeyi sana geri vereceğim gönül. Söz veriyorum kızım. Seninle kardeşin için gidiyorum. Onu da alıp geleceğim. Giderken bir yere uğrayacağız. Benim konağımın hanımlarından biri oldun he. Ananın aklına girdin. Ah gönül. Kanımsın. Sana kıymam. Lakin belli ki canını yakacağım. Ama ben seni terbiye edeceğim. Allah kavuştursun. Reyhan'a, bebeğine, Miran'a dokunmayacaksın, anladın? Benimle konuşurken daha saygılı ol. Karşında akranın değil, aile büyüğün vardır. O zaman sen de o saygıyı hak et. Yaşının ardına sığınma. Bak acılısın, yalnız kaldın. Ama sabrımı zorluyorsun. Kim dost, kim düşman bilmiyorsun. Tam tersine. Biliyorum, hem de çok iyi biliyorum. O yüzden seni uyarıyorum Füsun Ala. Bize yeni düşmanlıklar, yeni acılar yaşatma. Bu çatının altında çok gözyaşı döküldü. Çok acılar çekildi. Bir daha yaşanmasın. Herkes de merhamet abidesi oldu ya. Ne çabuk affediyorsunuz. Hazar Bey. Nereye bu saatte? Ya benim bugün çok işim vardır ha. Önce kulübeye gideceğim. Reyhan'la Miran'ın evlerinin işleri var biraz. Sonra fabrikaya. Kahvaltı yolda halledeceğim artık ben. Benim dışarıda az işim var. Sen de çocuklarla vakit geçirirsin diye düşünmüştüm ama. He. İyi onları da götürürüm ben. Ben abileriyle çalışırken yanımızda dururlar. Çok iyi olur. Ben Melike'ye söyleyeyim hazır. Yok. Yok mu? Reyhan gebe. Kıza iş çıkar. Hem çocuklar üşütürler orada. Sen Miran'la yarın çalışırsın. Bugün evde kal. Misin sen? Değilim Hazar Bey. Ne oldu? Ne oldu? Dişi Hanım'ın mektubunu niye cebinde taşıyorsun? Ceketini asarken içinden düştü. Ver dedin onu bana. Azize Dilşah'ın bir bohçasını saklamış. Miran'a vermiş, içinden çıkmış burada. Ben de ilk kez gördüm onu. Evladımın annesinin hatırasıdır diye. Zehra. Hayatta bile olmayan bir kadınım. Dilşah Hanım'ın hatırasına saygım var. Miran'ın da evladın olduğunu kabul eden en başta bendim. Kavuşmanızı hep destekledim. Ama bu iş sana yarım kalmış anıları hatırlatıp ikimize zarar verecekse. Ne diyorsun? Ben diyeceğim dedim Hazar Bey. Başka da bir sözüm yok. Bunu Miran'a ver. Sonuçta onun için yazılmış. Sende kalması doğru değil. Thank you.
Günaydın. Meyve almaya gittim, döneceğim. Dedekleri bu olsa gerek. Hı? İçimde büyüyorsun. Ailen biziz. Bize nasip oldun çok şükür. Bak birlikte büyüyeceğiz böyle. Birlikte kilo alacağız. Değil mi yavrum? Reyhan Hanım. Ben gideli daha yarım saat oldu ama senin için şimdiden 9 ay geçmiş. Ya sessiz sessiz geliyorsun öyle? Dur. Bugünler gelecek biliyorsun değil mi? Ama sana şimdiden de çok yakışmış. Vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Böyle bir an önce doğsun, kucağımıza alalım, onu böyle sevelim istiyorum ben. Vallahi seni bilmem ama Can, ben ikiniz de kucağıma alabilirim. Tamam, indir hadi beni. Niye? Rahat değil misin? Yok, rahatım. Ama daha ne kadar duracağız böyle, hadi. Durmayalım o zaman. Ya Miran. Acıkmadın mı sen? Hadi kalk kahvaltıya. Hemen mi? Hemen. Acıktı yavrum, hadi. Edelim tabii, edelim. Ne de olsa kahvaltı günün en önemli öğünü. Narı niye bir tane aldın? Ha, narı marketten almadım. O gelirken az gerideki evde. Böyle bahçesinde bir tane dökülmüştü, aldım ben de. Miran! Miran gel bak, 2 tane nar çıkmış. Sordun ama değil mi? Aldın helallik. Vallahi sormadım Reyhan, kimse yoktu. Saat zaten çok erkendi. Ama bıraktım parasını. Olmaz öyle Miran. Götür geri ver. Reyhan işin rahat olsun senin. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacak, ben bedelini fazlasıyla ödedim. Olmaz diyorum. Öyle helallik almadığın şey çocuğundan çıkar sonra. Götürüp geri vereceğiz. Tamam. Eğer senin için öyle huzur bulacaksa gidip verelim. Düşünme artık Esma. Git konuş onunla. Fırat gerçeği bilmeye hak ediyor. Sadece o değil, gönülle bir anda. Benimle konuşmuyor bile. Ya yine dinlemezse? Böyle kalsın. Hiçbir şey bilmezsin. Esma, gitmek zorundasın, konuşmak zorundasın. Bunu Füsun yüzünden mi istiyorsun? Ona karşı galip gelmek için. Ben Füsun'a karşı zaten galibim. Bu mesele Füsun'la ilgili değil, Fırat'la ilgili. Mahmut, Esma'yı sen götür. Başım üstüne hanımım. Düzelteceğiz dedik, düzelteceğiz. Korkuyorsun, biliyorum. Bak Fırat'a gerçeği söylediğinde biraz öfkelenecek, kızacak. Ama sen annesisin,
ondan vazgeçmediğini anladığında yaraları sarılacak. Sen korkmuyor musun? Ya Füsun öğrenirse? Korkmuyorum. Sen de korkma. Esma, Nihat'ı benim öldürdüğümü söylersin. Benim ittiğimi söylersin. Bu kadarını sana borçluyum. Görüyorsun ya Nihat, insanın işlediği günahlar öldükten sonra bile yakasını bırakmıyor. Geri mi döndün? Bunu konuştuk. Yüzünde hep bir kibir, arsızca bir güven. Sanıyorsun ki dünya etrafında dönecek. Herkes sana köle, emrine amade. Herkesi buna inandırdın. Ama öyle değilmiş ha, Azize. Öyle değilmiş. Sen güzel olan ne varsa kuruttun. Kötü olan ne varsa hayatımıza soktun. Ölüm, acı, ayrılık hepsinin vesilesi oldun. Senin eline attığın yer kurudu. Gözünü diktiğin yer çöktü. Sen benim oğlumu öldürdün. Ama bilmediğin bir şey var. Ben de senin oğlunu öldürdüm. Hani o kaza var ya, o kaza. Hani Elif'le benim kurtulduğumuz. Ahmet onu kurtarmam için bana yalvardı. Susun! Yandığım gibi yanacaksın demiştim Ahmet. O gün geldi işte. Yardım et Susun! Duyduğum oğlunun yardım çığlığıydı. Bir de arabanın patlama sesi tabii. Arkamı bile dönmedim. Çektim gittim. Ben bunun bedelini oğlumun ölümüyle ödedim. Hem de iki kere. Bana onca eziyet eden adamın hesabını soran Allah... seni de görmezden gelmeyecek tabii. İstersen böyle koca koca konakların duvarların arkasına saklan. İstersen binlerce mahmut sarsın etrafı. Yaptığının bedelini ödeyeceksin. Ettiğini çekeceksin. Ben şimdi gidiyorum. Kars'a dönüyorum. Seninle işim bitti. Ama bir gün... gönlünün hayatına zarar verecek tek bir şey yaparsan geri döneceğim.
Neden biliyor musun? Canımı almak için. Onu unut. O iş o kadar kolay değil. Sen öyle kolay can veremeyeceksin. Beni buna mecbur edersen... ...senin azizen olur. Sultan... ...bir gün... ...eğer gücün yeterse... ...beni affet. Ben seni affettim çünkü. Ateşin harlı olsun canım. Seni affeden senden beter yaz. Geliyorum oğlum şifa bulmaya. Önce sana, sonra bana. Aman dikkat. İşte bak gördün mü zaten düşmüş narlar. Şu işte kapıdan aldım ben de gel. Keşke marketten alsaydın daha kolay olurdu Miran. Of. Ya görünce işte bir tane alayım dedim. Karımla mercimeğime. Gel bırakacağız ama. Amca uyanmış. Amca kolay gelsin. Kolay gelsin. Yorulmuşsun bayağı. Yoruldum tabii. Kolay mı? Ne istedin? Niye eyledin beni işimden? Amca ben eve giderken şu bahçe kapısının dibine düşmüş narları gördüm. İçinden bir tane aldım eşim için. Maşallah çok da güzel duruyorlardı. Hatta şu... Ah tam burada parayı da... Senin miydi o? Aynen amca. Aldımlar için bıraktım. Ama sinmedi içimize. O yüzden gelip bir helallik alalım dedik. Zamaneler. Helallik almak o kadar kolay mı? Duvarın üzerine para bırakmakla helal mi oluyormuş? Yemedik ki ama geri getirdik işte. Ama yine rızam olmadan aldınız. Amca, narını da aldık geri geldik. Para da bıraktık işte. Ne kadarsa borcumuzu ödeyelim. Karşılığı neyse verelim. O zaman al, öde. Afiyet olsun. Ah sanat delireceğim. Amcanın keyfi yerinde maşallah. Kolay gelsin. Gülme. Bak vallahi delireceğim zaten ha. Ya halimizle çıkıyoruz. Ne yapıyoruz ya? Ne yapalım Miran? Ben biliyor muydum böyle olacağını ama yapacağız mecbur. Ya vallahi günah benim bulunmasaydı ya. Ben ahirette veririm hesabımı. Ya neymiş ya? Bu tarlası alsam daha iyi de. He, sen git tarla al. Diğerleri Fırat'a gelir. Öyle kolay baba olmuyor mu Miran Bey? He? Benim yavrumun, evladımın boğazından haram lokma mı geçsin? Senin mercimeğinin babası çıldıracak da yakındır ha. Elin işlesin elin. Bu saate bitmeliydi. Gerilme, gerilme. Hissediyorum ben. Üzülüyor çocuk. Hasbinallah. Çalışıyor amcacığım çalışıyor bak. Çalışıyor. Bak. Ah, ah. Ah, tamam. Al işte tamam. Bitti. Tamam, hakkını helal ettin mi? Ettin, ettin. Haydi bize müsaade. Haydi gel. Olmaz öyle. Gidiyoruz. Daha bitmedi. Ne? Bak. Ah. Ah. İmran Efendi. Hale bak.
Allah'ım sen bana sabır ver. Tamam mı? Ha? Tövbe. Yolda gördüğüm bir şeye dokunursam adım da Miran değil ha. İyi, tamam söylenme, daha bitti işte, çok şükür. Şükür. Bakayım orada kurcalıyor bir şeyler. Başka bir şey çıkarırsa vallahi Mercimek'in psikolojisi falan dinlemem ha Reyhan. Bu sefer ben bana tövbe ederim oğlum. Evet amcacığım. Bitti mi çilemiz ha? Helal ettin mi? Yoruldun mu? Vallahi yorulduk amca. Yordun bizi. Ekmek yerken ağız yorulur oğlum. De ki çalışırken bileğin yorulmaz. Emek seninse ekmek de senindir. Aman bir şey çıkmayacak değil mi? Allah'ın adaleti böyle işler. Pazara bile gitsen verdiğin para değil, emeğindir. Eyvallah. Ben de sana para vermiştim. O da benim emeğimdi. Niye kabul etmedin? Gördüm seni pencereden. Baktın baktın. Şimdi kapımı çalar dedim. Çalmadın. Narı alıp parayı koydum. Yalnızlık işte. Siz gelince ikiniz uzun zamandır kimse ayak basmadı bu avluya. Yok mu çocuklarınız? Var da uzaktalar. E sen niye gitmiyorsun yanlarına? Bak bu narı var ya. Oraya diksen olmaz. Ama burada olur. Her ağaç kendi ikliminde. Ben gurbette yapamam. Bu topraklarda ölülerim var. Burası bana vatan. Evlatlarım hayırsız değiller ama burası benim baba ocağım. Ben gurbette yapamam oğlum. Kutu gibi apartmanların içinde ben nefes alamam. Amca, bak şu tepenin ardındaki toprak yol var ya. Bizim ev orada. Sen ne zaman sıkılırsan istersen gel buyur, tamam mı? Sen çok yaşa kızım. Siz de gelin. Deyin ki orada huysuz bir dayı var. Gidince çalıştırıyor ama kötü bir adam değildir. Eyvallah. Ha, şuradaki elma ağacı da güzel elma döker. Haftaya gel karına elma. Helalleşmeye de gelirsiniz. Aman tövbe amcacığım. Biz müsaadeni isteyelim mi? Müsaade sizin. Selametle. Teşekkür ederiz tekrardan. Helal edin bu sefer. Tamam, helal olsun. Sağ olasın. Bebeğinize iyi bakın. Sağ ol. Günaydın. Dün gece eve geldiğimde yoktunuz. Söyle bana Cihan. Gidip o kadının sofrasına mı oturdunuz? O kadının değil. Dünürümün evine gittim. Ya ben anlamıyorum. Bu kadını sen getirmedin mi? Ha? Azize'yi alt etmene yardımcı olmadı mı bu kadın senin? Bu düşmanlık niye? Ya babam, dedem. Sor bakalım babana. Dün gece neredeymiş ha? Yapmaz dedim. Gitmez. Ama gitmiş. Nasıl? Siz dün gece Aslan Bey'e gittiniz. Gitmiş. Siz beni ezip geçtiniz. O kadın benim dostum değil. O kadın Azize ile düşman. Be baba, Azize'nin düşmanıysa bizim dostumuz demektir. Sen kes sesini. Karışma bu işlere. Beni çiğnediniz. Tuttunuz yarını götürüp bıraktınız orada. Sonra da kendiniz gidip onun masasına oturdunuz. Ne yapacaktık başka? Sırf sen istiyorsun diye kızımı kocasından boşaydım. Biz çocuk değiliz.
benim boyunca evlatlarım var. Sen nasıl benim babamsan, ben de onların babasıyım. Öyle uygun gördüm, öyle yaptım. Babam, dedem o kadına güvenmiyor demek yani vardır bir bildiği değil. Baba, biraz sakin olsanız. Bak çocuklar korkuyorlar. Neden Zehra? Senin evladın için türlü tufan koptu burada. Ne eziyetler çektik. Az da sen katlan. Ya ben bugüne kadar bu evde ne sana dert oldum ne de abayla düşman. Ama sen beni her seferinde ezdin. Babam, ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bak sana, ayıp oluyor. Ama en çok da bize oluyor Azat. Yaren benim kızım. O evin de gelini. Şimdi buradaki herkes beni iyice dinlesin. Füsun Aslan Bey benim dünürümdür. İstediği zaman gelir, istediğim zaman giderim. Deden. Tamam babam. Allah aşkına bir sakin olun. O kadın bu evin eşiğinden içeriye adım atmayacak. Dede. Siz de gidip onun sofrasına oturmayacaksınız. Gidip Yaren'i kolundan tutup buraya getireceksin. Bu maskaralık bitecek. Sen bu ailenin reisi değilsin ulan. Ya Allah aşkına baba, ne oluyor yine ya? Yok bir şey abi. Sen de gel. Bu diyeceklerimi duy çünkü bir kere söyleyeceğim. Sen bu evin reisiysen, ben de kendi ailemin reisiyim. Madem sen beni sözlerimi saymıyorsun, o zaman ben çeker gider, kendi evimin başı olurum. Ama... ne evlatlarımın hakkını, ne de kendi hakkımı almadan bırakmam. Benim payıma ne düşüyorsa vereceksin, ben de çekip gideceğim. Herkes yerin yurdunu bilecek. Benden bu kadar. Cihan, sen ne dediğinin farkında mısın? Böyle ayrı gayrı olmaz Cihan. Hayırdır? Miran. Benim... Fırat'la konuşmam lazım ama o benimle konuşmuyor. Sadece ondan da değil. Seninle ve Gönül'le de. Allah Gönül'le Fırat kendileri bilirler. Ama benim seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Senden son kez rica ediyorum. Bir daha buraya gelme. Miran. Bak hiçbir şey sandığı gibi değil. Her şey bir açıklaması var. Bir kez fırsat ver bana. Sonra istersen yine giderim. Ama bir kez. Yalvarıyorum. Fırat'a gidelim. Hem bak ben Gönül'ü de aradım. O da gelecek. Buraya kendimi affettirmeye gelmedim. Zaten buna yüzüm de yok. Ama bilmen gereken şeyler var. Üçünüzün de bilmesi gereken şeyler. Reyhan. Sana yalvarıyorum. Beni dinlemese de seni dinler. Söyle ona Fırat'a gidelim. İşte böyle. Her şey nizama girmek zorunda. Dağılan her şeyi toplamaya mecbursun Aziz.
Mecbursun. Yeniden Ayşe olacağım. Bu harfin hakkını vereceğim. Ama şimdi Azize olma zamanı değil mi Füsun? Füsun! Oğlun nasıl? Kaçmasına yardım ettiğimi anlattı mı? Yoksa o da senin gibi yalancı kahramanlığını mı ilan etti? Azize, hep en başta yapacağını en sonda yapıyoruz. Onca yıl sana bir şey öğretememiş ha? Ne istiyorsun Füsun? Senden ne isteyeceğim ben? Neyin var da ne isteyeceğim? Ama madem oğluma dokundun... Bedelini ödeyeceksin. Sen mi ödeteceksin? Sen Miran'ı katil edemedin. Ama ben edeceğim. Hem de senin katilin edeceğim. Artık 9 ay beklememe gerek kalmadı. Haber var mı? Var hanım ağam. Siparişiniz Reyhan Hanım'a teslim edilmek üzereymiş. İşe koyulma vaktidir. Haydi bakalım. 9 ay... 9 ay neyi bekleyecektin sen? Reyhan'a kötülük edecek. Reyhan'a kötülük edecek. Reyhan aç. Aç Reyhan aç. Arama beni bir daha. Reyhan sakın kafam. 9 ay onun için bekleyecek. Buyurun. Pazar Bey yolla. Sağ ol. Gördün mü? Deden yine bizi düşünmüş. Alo. Reyhan. İyi misin? İyiyim iyiyim öyle yine bir şeyler yiyorum da ondan. Afiyet olsun. Reyhan hani ağaçlar için ilaçlama yapacaktık ya. Senin istediğin köklerden kalmamış aktarda. Bir dahaki ay mal almaya gidince getirecekmiş ama. Ağaçlar o kadar beklemezler ki. Yok beklemeyelim zaten o kadar. Bizim burada var o köklerden. Ben toplar getiririm yarına olur mu? Tamam süper o zaman. Yardıma geleyim mi? Yok yok seni zahmet etme şimdi buraya kadar. Ben hallederim. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Sak. Dinlemek istemiyorum. Fırat! Artık beni dinlemek zorundasın. Sen ne konuşacaksan daha önce konuşacaktın ama. Çok daha önce yapacaktın. Çünkü ben artık içimdeki öfkeyi durduramıyorum. Sen sadece Miran'ın çocuklarını almadın elinden ha. Sen susarak hepimizi felakete sürükledin.
Mecburdum. Bir anlatsın. Neymiş dinleyelim. Ben dinlemek istemiyorum kardeşim. Dinlemek istiyorsanız buyurun. Size anlatsın. Fırat! Nihat Aslan Bey'i ben öldürdüm. Çünkü bana tecavüz etti. Onu korkuluklardan aşağı ittim. Onu ben öldürdüm. Esma Demirel, sonuçlarınız çıktı. Gözünüz aydın. Esma dur. Bırak beni. Öleyim bırak. Olmaz. Bırakmam. Ben ne yapacağım böyle? Ben ne olacağım? 4 ay oldu, günü geçmiş. Nasıl kurtulacağım bundan? Nasıl yapacağım? Ölmek istiyorum Azize. Bırak. Sen ölmeyeceksin Esma. Bu çocuk da doğacaksa doğacak. Ona evlatlık vereceğiz. Her şeyiyle ben ilgileneceğim. Anladın? Kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Anladın? Yapamam. Öyle yaşayamam. Yaşayacaksın. Buna rağmen yaşayacaksın. Nihat öldü. O artık sana zarar veremez. Ben seni koruyacağım. Adını da, canını da. Azize dediğini yaptı. Herkes beni hasta sanıyordu. O da beni hastaneye yetiştiriyormuş gibi yapıp Mardin'deki tuttuğu eve götürdü. Evlatlık vereceği aileyi de bulmuştu. Seni o evde doğurdum. Önce yüzünü bile görmek istemedim. Çünkü onun yüzünü sende göreceğim diye o kadar korkuyordum ki. Ama ebe sana süt vermem gerektiğini söyledi. Zorladı beni. Seni kucağıma verdiler. Yine yüzüne bakamadım. Sonra sen o küçücük parmaklarınla parmağımı o kadar sıkı kavradın ki sanki her şeyi biliyormuşsun gibi, sanki seni vereceğimi anlamışsın gibi, beni bırakma der gibi. İşte o anda yüzüne baktım. Çok masumdun. Bu kadere mahkum olacağın hiçbir günahı yoktu. Sana sütümü verdim. Göğsümde uyuyakaldı. Sonra seni almaya geldiler. Veremedim. Ayıramadım kendimden. Benim parçamdın. İşte o an bir karar verdim. Bunca yıl bir saniyesine bile pişman olmadığım bir karar. Seni kendime sakladım. Azize her şeyi halletti. Seni evlat edinmişim gibi yapıp konağa döndüm.
O da bütün Aslan Bey servetini sen üstüne yaptı. Sen de Miran gibi, gönül gibi o konağın çocuğu olarak büyüdün. Nihat Aslan Bey senin baban. Onu da ben öldürdüm. İşte bunca sene bu yüzden sustum ben. Sana bir zarar gelmesin diye sustum. Çünkü sen Fırat Aslan Bey'din. Ama yalvarırım bir şey söyle. Murat! Murat! Murat dur! Bu telefonu açsan iyi edersin Miran. Ne var? Seninle muhakkak görüşmemiz gerekiyor Miran. Çok önemli bir mesele konuşacağım. O zaman telefonda söyle. Uzun. Geçmişten gelen bir mesele. Yüz yüze konuşmamız lazım. Seni Gelişke Han'da bekliyorum. Gel bakalım Miran. Konuşalım. Yalnız konuşmayacağız da. Oğlum sen niye bu kadar tatlı istiyorsun ya? Hı? Ne yedik bir sürü tatlı. Eve gidince biraz daha yeriz. Thank you.
Efendim? Alo Asiye. Arasın diye haber yollamışsın. Reyhan iyi mi? Ne oldu? O şimdilik iyi ama... Ama ne Asiye? Ne oldu kızıma? Mahfuz, hiçbir yere gidemezsin. Hemen buraya dönmek zorundasın. Füsun Hanım eğer ona bir şey yapmaya kalkarsa... Onu öldürürüm. Yemin ediyorum. Bir saniye bile düşünmem. Evladıma dokunanı öldürürüm. Mahfuz, o evladına bir şey yaptıktan sonra yaşatmışsın, öldürmüşsün, bir şey fark etmeyecek. Mesele yapacağın şey engel olmak. Yarın sabah yeniden hakim karşısına çıkacağım. Avukatım olumlu konuşuyor. Bu arada sen gözünü kulağını Füsun Hanım'dan ayırma. Bana ulaşmak istersen de hemen avukatımı ara. Gece gündüz fark etmez, anladın mı? Tamam anladım. Ve Asiye, durduramayacağını düşündüğüm bir şey olursa Hazar Bey'i ara. O ne yapılması gerekiyorsa yapar. Tamam. Biri geliyor, kapatman lazım. Alo. Asiye. 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 Duymuyor musun ya? Allah Allah, 40 saattir sesleniyorum. Mutfaktaki işleri ben mi yapacağım? Pardon, duymamışım. Ne istemiştiniz? Çay kahve bir şey yap. Dilim damağım kurudu. Hadi. Tabii. Hemen getiriyorum. Hadi git. Allah Allah. Şu koskoca konakta tek bir çalışan var ya. Şaka gibi. Cimri misiniz, nesiniz ya? Yok, ben bir tane daha buraya aldırayım da görün. İki tane bile olabilir. Hızlı git. Daha hızlı git. Bundan daha hızlı olmaz hanımım. Köy yolu burası. Olsun, sen bas kaza. Peki hanım. Neredesiniz? Tamam. Hanım, ağam gelişmanında sizi bekliyorum. Neredeler? Gelmişler mi? Yoldalar. Az kalmış. Ya azdı. Senin de hikayen böyle bitecek. Ava giderken avlanacaksın. Alamam hanım, kalsın. Reyhan! Reyhan! Hoş geldin Miran. Hoş falan gelmedim. Neymiş benimle konuşmak istediğin mesele, söyle bakalım. Ben bir şey istemiyorum. Sen hayatın boyunca bir şeyi çok istedin. Hem de tek bir şeyi. Haksız mıyım? Bana kelime oyunu yapma. Füsun Hanım. Derdin neyse söyle. Söz dediğin nedir ki Miran? Kifayetsiz kalır. Sana daha iyisi yakışır. Ben de öyle yapacağım. Bir misafirim var. Buraya senin için geliyor. Geldiniz mi?
Toy başta böyle sancılar olur dedi. Korkma. Korkmuyorum. Reyhan! 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 Yaklaşma! İyisin değil mi? İyisin değil mi? Yaklaşma! Niye geldin sen? Ne işin var burada? Sen merak etme. Bir şey oldu sandım. İyisin değil mi? Nasılsın? Bunca zaman bana zulmeden sen değilmişsin gibi nasıl olduğumu sormaya mı geldin? Söyleyeyim. Sen yoksun ya. Çok iyiyiz biz. Anladın mı? İyisin. İyisin. Çok şükür iyisin. Çok şükür. Yine ne kuruyorsun? Bizi neyin içine çekmeye çalışıyorsun bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Şimdi buradan defol git. Bir daha da sakın gelme. İyi ol. İyi ol. Çok şükür. İyi ol. Beni korkutmak için yaptı. Anlamak için yaptı. Anlamak için. Belki de bir şey istedi. Belki de.